Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Artık sonbahar ayı da başlamış oldu. Ekinoks'la beraber ve Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek. Sizin 6. evinizi aydınlatmaya devam edecek. Güçlü bir ay Ekim ayı ama zor bir ay. Gökyüzünde birçok güçlü gezegenin önemli ve sert açıları var. Bu tabi bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da belki kolektif alanda mücadeleleri hayatımızda arttırabilir, bazı baskıları güçlendirebilir. Öncelikle aya dolunayla başlayacağız. 2 Ekim'de 9 derece Koç burcunda dolunay var. Evet sevgili boğalar, 12. evinizde bir dolunay. Şiron'la birleşen bir dolunay bu. 12. eviniz kuşkusuz hani hayatınızda biraz daha böyle geri planda olan, çoğu zaman belki görmediğiniz, görmezden geldiğiniz ya da fark etmediğiniz konu ve kavramların açığa çıkabileceği, biraz sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Şiron'la birleşmesi sağlık ve şifa konularının öne çıkacağı bir dönemi işaret ediyor. Tabii bu pandemi ve benzeri etkilerin hepimizin hayatında kolektif alanda biraz daha güçlü tesirlerinin hissedildiği bir süreci de başlatabilir. Belki günlük hayatımızda bununla bağlantılı önemli kısıtlamalar ya da düzenlemelerle karşılaşacağız. 12. eviniz sağlığınız, özellikle ruhsal, zihinsel, bedensel sağlığınızla çok ilgilidir. Güneş de terazi burcunda ilerlediği için 23 Ekim'e kadar genel sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dolunay kendinizle ilgili bir farkındalık da ortaya çıkarabilir. İhmal ettiğiniz bazı kişisel bakımınız, bir check-up'ınız, belki kontrolleriniz ya da hani şifa bekleyen bir sorununuz olabilir. Bununla ilgili bir farkındalık yaratabilir. Bilmediğiniz bir şeyi ortaya çıkarabilir. Bazı sırlar, saklı konular dolunayla beraber aydınlanabilir. Böyle heyecanlı enerjilerle, biraz hani gerilimli enerjilerle aslında Ekim ayına başlıyoruz. Sağlığınızla ilgili önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Belki süregelen kronik bir hastalığınız var. Bununla ilgili tedavinizde bazı değişimler yapabilirsiniz. Belki ilacınızı değiştirebilirsiniz. Günlük hayatınız, çalışma koşullarınızda tabii bu dolunay belki değişimler getirebilir. İş hayatınız, mesleki hayatınızla da ilgili önemli kararlar verebileceğiniz bir süreci de işaret ediyor aslında. Koç burcundaki dolunay boğa burçları için çok güçlü tesirler getirmeyebilir. O yüzden kişisel haritalarımız burada önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. 9 derece ve yakınlarında, bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Önce burçlarda gezegenleriniz varsa, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak özellikle bu burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkileri hissedebilirsiniz. Ama bu burçlarda yerleşimleriniz yoksa sizin için çok önemli tesirleri olmayabilir bu dolunayın. Daha çok kolektif alanda olan bazı enerjileri belki bir süre hissedebilirsiniz. Evet, dolunayın ardından ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek ve 9 Ekim'de son dördün fazına ulaşacak ve 9 Ekim'e geldiğinizde gökyüzünde Mars-Plüto karesi etkinleşiyor. Sert bir açı ve üstelik ay boyunca Mars Koç burcunda geri hareketli olacak. Bu da güç mücadelesini öne çıkarıyor ama biraz otoriteyle ilgili konular, işte yasalarla ilgili bazı belki bizi kısıtlayabilecek konular devrede olacak. Genel olarak hayatımızın, günlük hayatımızın düzenlenmesiyle ilgili konular var. Bazı seyahatler yapmayı düşünüyor olabilirsiniz planlarınızda ama bunlarla ilgili kısıtlamalar olması da mümkün. Hukuksal konularda bazı zorluklar gündeminizde olabilir. Sizinle ilgili olmasa bile yakın çevrenizdeki kişiler, komşularınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, onlarla ilgili belki bazı zorluklarla yüzleşebilirsiniz ya da hani gündeminizde olabilir Ekim ayı içerisinde. Ve evet, ay ortasından itibaren terazi burcundaki güneşin güçlü ve sert açıları etkinleşmeye başlıyor. 14 Ekim'le beraber işte Mars güneş karşıtlığı var gökyüzünde, ardından Plüto ile kare yapacak, Satürn ile kare yapacak. Bu güneş yaşam enerjimizi anlatır ama bir yandan da eril enerjilerle ilgilidir ve liderleri, yöneticileri, hani otorite figürlerini daha çok
gündeme getirir. Güneşin bu kadar zorlanması, çevremizdeki kişiler, iş hayatımızdaki belki mücadeleler, belki hayatımızda tanıdığımız yakınlarımızdan bir akrabamız, yani biraz da eri enerjilerle ilgili bazı zorlukların, mücadelelerin olabileceğini de işaret ediyor. Ve bu enerjilerle beraber 16 Ekim'de Terazi Burcu'nda da bir yeni ay doğacak. 23 derece Terazi Burcu yeni ayı 6. evinizde doğuyor sevgili boğalar. Yeni ay yenilikler, yeni başlangıçları temsil ediyor. Ve bu yeni ay aslında Spica yıldızıyla birleştiği için şanslı bir yıldız. Bilimsel konularda, sanatsal konularda yaratıcılıklarımızı arttırabilir ve bazı önemli yenilikler de hayatımıza getirebilir. İş hayatınızda mesleğinizle ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir iş, mesleki anlamda bir gelişme olabilir. Yine günlük hayatınızda yenilenmeler, belki yaşadığınız mekanlarda şöyle bir yenilik isteyeceksiniz. Köklü bir yenilik, eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Tadilat yapabilirsiniz. Çalışma düzeninizde değişimler olabilir. Sağlığınızla ilgili konulara da işaret ediyor bu yeni ay. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler olabilir. Lütfen bedensel sağlığınıza dikkat edin. Veya hani yaşamınızın kalitesini arttırmak, işte sağlığınızı güçlendirmek adına bazı alışkanlıklarınızda radikal kararlar verebilirsiniz. Bu yeni ay döngüsüyle beraber ve zararlı alışkanlıkları da hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Plüto gibi, Satürn gibi bu kadar güçlü gezegen transitleri bazı köklü dönüşümler yapmamız, hayatımızda değişimler yapmamız konusunda bizi daha çok motive edebilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evinizdeki yardımcınız, ofisteki asistanınız ve benzeri. Buralarda da bazı yenilikler olabilir. Ve evcil hayvanlarınıza da dikkat etmek lazım. Belki bir evcil hayvan sahibi olacaksınız ya da hani evcil hayvanlarınızla ilgili konular özellikle bu ay ortasında sizin için daha fazla gündem oluşturabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bakımlarına özen göstermeniz gerekebilir sevgili teraziler. Ve gezegeniniz Venüs ayın büyük bölümünde Başak Burcu'nda olacak. 28 Ekim'e kadar Venüs Başak Burcu'nda genel olarak aslında günlük hayatınızda çocuklarla ilgili konular, iş hayatınız, mesleki anlamda bireysel olarak kendi yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz alanlarda size desteklerde bulunabilir. Çocuklarınızla ilgili bazı düzenlemeler yapmak istiyorsanız bu anlamda da Venüs'ün ay genelinde fayda sağlamasını bekleyebilirsiniz. Ve aşk hayatınızda da evet, ay zor bir ay olsa da Venüs burada size bazı keyifli enerjiler verecek gibi görünüyor. Ve aşk hayatınızda da bazı hoş romantik fırsatlar sunabilir. Ve ayın 14'ünde Merkür Akrep Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Sevgili boğalar, Mars retrosunun yanı sıra bir de Merkür retrosu başlıyor. Ve üstelik yine Mars'ın bir burcu olan Akrep Burcu'nda sizin karşıt evinizde 14 Ekim'den itibaren tüm ilişkilerinizle ilgili daha dikkatli olmaya çalışın. Çünkü bazı şeyler hani zihinsel anlamda Merkür geri giderken daha fazla geçmişe takıldığımız için, bir şeyleri daha fazla sorguladığımız için hani ilişkilerinizle sorgular hale gelebilirsiniz. Veya eşiniz bu anlamda, karşınızdaki kişi, partneriniz daha takıntılı olabilir, daha alıngan olabilir. Dolayısıyla biraz iletişim sorunlarının ortaya çıkabileceği bir süreç. Ama bir yandan da geçmişten gelen konu ve kavramların hayatınıza da daha fazla dahil olabileceği bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Biraz karmik etkilerin yoğun olduğu bir ay, Ekim ayı. Bu bir yandan Mars retrosu, ki Mars sizin ilişki evinizde yönetiyor. Bir yandan Merkür retrosu ilişki evinizde olacak. Hani karmik bazı karşılaşmalar, işte yarım kalmış ilişkilerle ilgili bazı testler ya da bazı şeyleri tamamlama fırsatları hayatınızda gündeminizde olabilir. Ve ayın 28'inde gezegeniniz Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Venüs Terazi'de güçlenecek ve 28 Ekim'den sonra kuşkusuz maddi manevi enerjinizi güçlendirecek. Hani kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sağlık anlamında da çok daha güçlü olabilirsiniz. İlişkiler anlamında, parasal kazançlar anlamında da Venüs Terazi'de ayın 28'inden itibaren size daha güçlü tesirler vermeye başlayacak. Ve ayı yine bir dolunayla kapatıyoruz. 31 Ekim'de Boğa Burcu'nun 8 derecesinde güçlü bir dolunay var. Uranüs etkili bir dolunay, Uranüs'le birleşen bir dolunay, ama ayın son günü olduğu için
bunun enerjilerini Kasım ayında daha fazla yaşayabiliriz. Streslerin olduğu bir dolunay kuşkusuz. Ani gelişmelerin, sürprizlerin olabileceği bir dolunay. Sizin de daha fevri, daha bireysel, daha özgür davranmak isteyebileceğiniz bir dolunay enerjisi. Ayın son günlerinde lütfen bu dolunay tesirleriyle ilişki dinamiklerinizde çok dürtüsel davranabileceğinizi unutmayın. Biraz daha dengeli olmanız gerekiyor. Daha sakin olmanız gerekiyor. Çok fevri hareketlerde bulunmamak gerekiyor sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.